Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnmekte olan yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O hevadan arzularına göre konuşmaz. Onun konuşması kendisine vahyedilenden başkası değildir. Onu müthiş kuvvetleri olan biri öğretti. Ki o akıl ve görüşünde kuvvetli bir melektir. Hemen gerçek meleklik şekliyle doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra Cebrail ona yaklaştı ve aşağıya doğru sarktı. Onunla arasındaki mesafe 2 ay kadar yahut daha az kaldı. Allah kuluna verdiği vahyi verdi. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Andolsun onu bir kez daha görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Ki Cennetül Mevva onun yanındadır. Sidreyi kaplayan kaplıyordu. Peygamberin gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Siz de gördünüz değil mi o Lat ve Uzza'yı ve üçüncü olarak da öteki put Menat'ı? Size erkek, ona dişi öyle mi? Öyleyse bu çok insafsızca bir taksim. Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığınız boş isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerinin sevdasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Yoksa her arzu ettiği şey insanın kendisinin mi olacaktır? Sonda, ilkte, ahirette, dünyada Allah'ındır. Göklerde nice melekler var ki Allah'ın dinleyip razı olduğuna izin vermeden önce onların şefaatleri hiçbir işe yaramaz. Ahirete iman etmeyenler meleklere dişilerin adlarını takıp duruyorlar. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. İşte onların ilimden erişebilecekleri son sınır budur. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayette olanı da iyi bilir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Akibet, sonuçta kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracak, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandıracaktır. Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar. Yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Şimdi gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra vermemekte direneni. Gaybın bilgisi kendi yanındadır da o mu görüyor? Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar? Ve çok vefakar olan İbrahim'in sahifelerindekiler. Ki hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da yakında görülecektir. Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. Öldüren de dirilten de O'dur. Şüphesiz erkeği ve dişiyi iki eş yaratan O'dur.
Atıldığı zaman bir nutfeden, şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz zengin eden de, sermaye veren de odur. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi odur. O helak etti önce gelen adı ve Semud'u da bırakmadı. Önceden de Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı. Altı üstüne getirilmiş şehirleri devirip yıktı. Onları neler kapladı neler. O halde Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun? Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu sözden mi hayret ediyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ve siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller? Haydi Allah için secdeye kapanın ve ona kulluk edin. Sadakallahu lazim.